Doğru, önceden çok bilmiyordum. Şöyle. Ama doğal olarak şey sulu köfte devamlı yapılır sulu köfte Yozgat'ta. Devamlı yapar mı? Aynen köfte. Şey arabaşı falan nasıl yapıyorsak sulu köfteyi de öyle kışın yaparız. Kışın mı çok yapıyoruz, yazın mı çok yapıyoruz? Genellikle her misafire yapıyoruz sulu köfteyi. Ya başka ne yemekleriniz var mesela? Helle yapar mısınız? Yaparız biz. Helle yaparız, unaşı yaparız. Böyle çorbalarımız olarak bunlar var. Yayla çorbası. İşte böyle su böreği, böyle şeyler yaparız genelde. Mantı. Aç bulaması büyük yaylası. Genelde Kayseri'nin derler de mantı ama biz Yozgat'ta çok yaparız mantıyı. Turşu i̇şte. Olarak ne turşusu yapıyorsunuz? Bu pezlik turşusu dedik. Ona dal turşusu da denir, pezlik de dedik. İkisini de kullanırlar isminden ikisinde. Peki bu turşu, bu senenin turşusu mu? Evet. Bu sene vurduk bunu. Turşunun ömrü ne kadar oluyor? Soğuk yerde mi bekletiyoruz? Soğuk yerde, bekletiyoruz. He. Ömrü bahara kadar yiyip biz. 5 kiloluk bidona mı yapıyoruz? Çanağı mı basıyoruz? Anlatmayın. 5 kiloluk bidona yapıyor. Bir de büyük ne kullanıyorsunuz içine? Kaç kilo sarımsak kullanıyorsunuz? Sarımsak kilo değil de böyle bir bidona. Avucuna he. Bir baş derik yani. Bir baş sarımsak koyuyor. Bir bidona. Evet bir tutam bir haşlıyoruz. Önce bir dallıyor sokuyor yeşil yapraklarını. Sonra suda haşlıyor. Sadece dal. İki gün suda bekletiyorsunuz patlıcan, domates. Domates turşusu da yapar, kelek de yapar. Karışık, her karışık, türlü turşu yapıyoruz, lahana yapıyoruz. Karışık turşu işte evet. Yaparız. Peki bir evde 5 kiloluk bir tane mi yapıyoruz yoksa? Yok, o bayağı bir 5 kiloluğundan bundan 3 tane yaptım. Biz çok yeriz turşuyu ayrıca. He, 3 tane yaptım. Bizim bayağı bir turşu olur yani. Evet. Böyle sırasının üzerine daha sonra börek yaparsınız, bu ne böreği? Su böreği, evet. Böreği. İşte yemeklerimiz. Ha, bir de işte bu da var. Bu hindimiz, hindetimiz. Ne bu erik mi bu? Da. Ya vişne. He, çuluk eti. Ya ben kaç gündür bunu hayalini kuruyordum ya. Gittiğim köylerde çuluk kestilerde yesek diyordum ya. Ha, bu da çuluk etimiz. Sana keserim ya, sana kesmediğim kime keserim. Allah nasip ederse başka geldiğiniz de horoz da keseriz. Arabaşı yapacağız da ne zaman geleceğinizi bilmiyorum. Dün, İnşallah ikincide de arabaşı işi yaparız olmazsa. Evet. Onu muhtar ne zaman zamanını ayarlarsa o zaman ikinci çekimimizi yapacağız. O zaman da inşallah arabaşıya yer veririk. Muhtarından arabaşı yarışı yapacağız. O mu çok yutacak, ben mi çok yutacağım? Bakalım. Peki arası yoktu, bilmiyorum. Hangi mi çok büyük yutacak, ben mi büyük yutacağım? Tamam, o kadar razıyım. Tamam, o kadar razıyım o zaman. Peki, başka ne yemekler yaparsınız? Ya madımak cacığımız neyimiz vardı ya getirmedik şimdi. Madımak cacığı yaparız onu bölmedin herhalde. Evet. Genellik olarak cacığı çok yaparız. Evet. Baharını toplarız, dip frize falan koyuyoruz. Bazen kurutuyoruz ama kışın yapıyoruz. Yani. Yemek olarak. Yemek olarak. İşte pilav genellikle Yozgat'ta bulgur pilavı çok yapılır. Pilav da yaptık şimdi. Evet. Pilav da var. Bulgur pilavını mercimeğinle beraber mi yapıyoruz? Mercimekli de yaparız. Sade de yaparız. Boş da yaparız. Pilavın her çeşidini yaparız bulgur pilavının. Erişte, kuş dili. Evet, onlar tüm yap. Mantıya dair de her şeyi yapıyoruz. Kuş dilini yeni duydum. Kuş dili ne oluyor? Anlattın kuş dilini bana. Kuş dili de böyle hamuru yapıyoruz. Sonra tepsidiriz Yozgat'ta öyle derler. Onu söylemem. Onu şey yapıyoruz, kesiyoruz. Kuş diline ve de çapraz olduğu için öyle. Onun bir dizini şey yaparız mantısını falan. Ne yapılıyor kuş diliyle? Mantı yapılır ondan. Ya onu da pişiriyoruz, ayranlıyoruz. Anladım. Eskiden eşki falan yaparlardı. Bu neyin nesi bu? Burada var mı öyle şeyler? Yok. Ha pekmezden olan eşki. Amcam bildi bak. He, bağımız yok. Eşkiyi biliyor. Üzümden yapılır. Hem pekmez yapılır, pekmezden sonra da eşki yapılır. Evet. Biliyorum. Peki sizin köyde bu yuha haricinde yaptıkları şeyler var tandırda. Biz katmeye yapıyoruz, bazlama yapıyoruz. Bazlama, börek yapıyoruz, onların hepsini tandırda yapıyoruz. Kete mi diyorsunuz? Bu da pilavımız, bu beyaz bulgur pilavının beyazı bu. Bunu mercimekte yaparız, salçalı da yaparız. Bunu beyazı şehriye inen. Ne o bu? Getir bulgur bari, pilavının beyazı. Ha, bulgur pilavının beyazı bu. Salçasız hali. Bunu yani. Siz şeyinden mi yapıyorsunuz? Normal yağıyla mı? Tereyağıyla mı yapıyorsunuz? Normal yağıyla da yaparız. Tereyağıyla da yaparız. Ama bulgur da biz yapıyoruz zaten. İlk başta kaynatıyoruz, sonra çektiriyoruz. Mahsullerimizin bulguru. Bu turşu olmadan yenmez. Evet. He, bu turşuyla genellikle turşuyla çok gider. Turşuyla çok güzel gider çok bu. Çok güzel gider he. Evet. İşte böyle. Hem aranız iyiyseniz. Burada İstanbul'da bitecik torunum
Esra'ya selam eder, gözlerinden öperim. Kayseri'de yurtta okuyan Südünaz'a selam eder, gözlerinden öperim. İstanbul'da Dedeş'e, Fatih'e, Oğuz'a, Aybükü'ye, Mücella'ya, Fatma Nur'a, Gökçü'ye, tümüne selam eder, gözlerinden öperim. Gelinlere de ayrıyetten selam eder, hatırlarını sorarım. Bu kadar mı? Ben de öncelikle Eltim'e selam ederim, ellerinden öperim. İstanbul'da Eltim var. Çocukları Fatih, Dedeş, Oğuz, Müsaadiye, Selda'ya, İsmail isim çok da. Çocuklara Fatma Nur'a, Gökçü'ye, Sudenaz'a, Aybüki'ye, Hamdi Burak'a hepsine ayrı ayrı selam der, gözlerinden öperim. Hamdi Burak'ı unuttuk. Dedeciğim çocuklarına. Batuş, Veli. Batuş, Veli. Tolga. Tolga. Oğuz'un çocukları. Cihan. Yiğit. Kızın adını getiremedim, kızın adını neyse. Ayrı ayrı selam der, gözlerinden öperim. Bütün gurbetçilere selam der, hatırını sorarım. Yurt dışında bacım var, bacılarım, iki tane kız kardeşim var, Sevgi, Hatice. Selam der, gözlerinden öperim. Erkek kardeşim var, Bedel, selam der, gözlerinden öperim. Bütün arabalarımıza selam derim. İstanbul'da Elmas'ıma da selam der, gözlerinden öperim. Amcalarım var yurt dışında, selam derler, ellerinden öperim. Yurt dışında, Kırşehir'inde. Bütün amcalarım, amcalarımın karısına yurt dışında selam derler, ellerinden öperim. Bütün Remzi'ne gelsin. Kızların eniştelerime selam derim, hatırlarını sorarım. Bütün gurbetçilere selam derim. Ne diyeyim ki de? Sen de abime şeyde. Ben de İstanbul'da görümcem var Aybüke, ona, Sarkaya'daki Elmas ablaya, İstanbul'daki bütün amcamın çocuklarına, Mücella ablaya, bütün herkese selam söylüyorum. Fransa'da abime, Musun abime selam ediyorum, öpüyorum. Bütün gurbetçilere selam ediyorum. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yine gelmenizi bekliyoruz. Oldu, teşekkürler. Mücella'ya, Esra'ya selam ederim, gözlerinden öperim. Zeynep'e, Mücella'nın büyük kızı Zeynep'e selam ederim, gözlerinden öperim. Şuraya söyle, Nazifiye'ye de söyleyelim. Nazifi, görüncemin kızı var. Nazifiye'ye selam ederim, gözlerinden öperim. Onun çocuklarının gözlerinden öperim, Nazifiye'nin kızlarının. Nuray var, yurt dışında o da. O da görüncemin kızı. Ona da selam ederim. Çocuklarının gözlerinden öperim. Bütün gurbetçilere, yani ismini unuttuğum bütün gurbetçilere selam ederim. Bütün arabalarımıza, bütün gurbetçilere. Hepsine ayrı ayrı selam ediyorum. Ya unuttuğum kimse varsa küsmesin, ne yapayım? Abin gire ne edemiyor? Abin gire de mi diyeyim? Abi, ben Mustafa Polat. Öncelikle İstanbul'da amcamın hanımı var, Fadime. Fatma Polat, Duran Polat, Fatih Polat, Oğuz Polat. Ayrı ayrı selam ederim. Amcamın hanımı Fadime'ye selam eder, ellerinden öperim. Amcamın oğlu Oğuz, çocuklar, gelinler. Dedeciğim Fatih, Oğuz dedin mi ona? Dedim. Ayrı ayrı selam ederim, hatırlarını sual ederim diye gelinlerinin. Bacım var, hayırsız bacım. Ona da selam eder, ellerinden öperim. Hayırsız. O beni düşünmüyor ya, ben onu düşünüyorum. Selam eder, ellerinden öperim. Köyde Mızak amcam var. Allah onun bana yokluğunu vermesin. Hanımı var, Ferdan İngem. Onun uşağlarının Ali Polat diye. Allah razı olsun ondan, yeni muhtarımız. Allah razı olsun. Yani sırtım yere gelmiyor çok şükür. Allah yokluğu, acılarını hiç göstermesin kurban olduğum Allah. Eşime, çoluğuma, çocuğuma ve amcamın oğlu Ali muhtarın çocuklarına, gelinine selam ederim. Çocukların gözlerinden hanımın da hatırını sual ederim. Bütün gurbetçilere selam, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Teşekkür ederim.